Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Efendim, kısa bir aranın ardından reel piyasalarda Çiğdem Güven'in güven danışmanlık kurucusu Sayın Çiğdem Güven'le sohbetimiz devam ediyor. Geleceğin mesleklerini konuşuyoruz. Sayın Güven, araya gitmeden önce ihtisastan bahsetmiştim. İhtisas ne olacak dediğimde siz de 2-3 işi, mesleği yapan insanlardan söz ettiniz. Biraz açar mısınız bunu? Yani Çetin Bey, dediğim gibi bu bütün bu değişimler, yaşam süresinin uzaması, teknoloji çağı, dijital çağ, yapay zeka, robotların iş hayatına aktif bir şekilde giriyor olması, bu yüzdelerin hızlanıyor olması, kişilerin aslında yaşam süresi boyunca sürekli öğrenmesini, merak etmesini ve sürekli yeni bir şeylere kucak açmasını sağlayacaktır. Buna vakti olacak çünkü. Dolayısıyla da hani biz ne yapıyorduk? 25 yaşına kadar işte okuyoruz diyelim ki. Sonra bir 50-55 yaşında bütün işte gruptaki arkadaşlar bir emeklilik lafları etmeye başlıyor, değil mi? Yani bir emekliliğe hazırlanma gibi bir şey söz konusu. Bu tamamen değişiyor şu anda. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani çok çalışmanın gerekmediği, yaşam süresinin uzaması, bu dijital dönüşüm ve teknolojinin hayatımızın içerisinde olması bize çok farklı kapılar açacaktır. Yani 50'li 60'lı yaşlarda farklı bir meslek edinme gibi veya aynı anda 2 işi 3 işi yapabilme gibi şeyler, durumlar söz konusu olacaktır. Burada bir şeyi takılıyorum. Çok net anladım. Yani yaşam ömrü, daha sonra ömür uzadıkça o döngü içerisinde birkaç işi birden yapmak, bunun için de yetkinliğimizi arttırmak zorundayız. Evet. Yani çok özür diliyorum Çetin Bey. Önemli bir belirsizlik döneminin de içerisindeyiz aslında bakıldığında. Yani bunlar yapılan araştırmalar ve tahminlerimiz. Bir de bunun hangi süreç içerisinde, hangi zaman diliminde olduğuna dair çok net bir şeyleri yakalamak mümkün değil. Dolayısıyla bu süreci yaşarken bunu anlamlı kılabilecek şeyler yapmak, o süreçte akışta olmak diyelim ve mümkün olduğu kadar da yetkinlik havuzunu arttırmak gerekiyor Çetin Bey, özetle. Yani ben artık işte ben Türk'üm, sadece Türkiye'de iş yaparım değil, hepimizin lisan bilmesi gerekiyor. Teknoloji önümüze bütün bu ülkeler arası duvarları inanılmaz bir şekilde düşürdü. Şu anda ben bir platform kurup dünyanın her bir tarafına satış yapabiliyorum. E-ticaret, sanal ticaret çok ciddi bir şekilde, bu kullanım alışkanlıklarının da değişmesiyle birlikte bunların örnekleri vardı ve çok da başarılı örnekleri vardı. Fakat bunun için artık çok büyük bir isim olmaya gerek yok Çetin Bey. Ben Çiğdem olarak, Ali olarak, Veli olarak da bir uluslararası bir iş kurabilirim ve aslında çok büyük şirketleri düşündürten çok önemli bir şey var. Çünkü karşılarında aslında çok hızlı bir şekilde önemli bir rakip çıkabilir. Rekabet oyunları değişiyor yani bu iş hayatında. Yani artık köşeler kapılmış kavramı gidiyor. Bir KOBİ bile dünya firması olabilir, evet, şu anda. Evet. Yani tehlikeler kadar böyle fırsatlar geliyor. Var. Şirketler için inanılmaz fırsatlar geliyor. Tek yapılması gereken eskilere böyle hani sarılıp kalmamak, bütün bu değişim dünyasında stratejik bir yol haritası belirlemek, yetkinlikleri sürekli arttırmak, uluslararası iş yapma konusunda o vizyonu kurmak ve o vizyonu sahiplenmek, hem kendisi için hem çalışanları için ve bununla ilgili değişim dönüşüm yolculuğunda bir uygulama performans planı yapmak, yani strateji yeterli değil, ne yapılacağına dair fikirleri oluşturmak yeterli değil. Bunların uygulama performansını gerçekleştirmek gerekiyor.
Çetin Bey. Peki geleceğin mesleklerini yine almaya devam edeceğim ama burada bu yaptığınız vurgu üzerine şunu da altını çizmekte fayda var galiba. Ya bunu da benden sonraki kuşaklar düşünsün deme şansımız yok. Çünkü galiba süreci yaşıyoruz. Yaşıyoruz tabii, yaşıyoruz. Şu an dijital kapasitesi olmayan bütün şirketlerin hemen dijital kapasite konusunda bir çalışma yapması gerekiyor. Bir çiftçi dijital çiftçi konumunun kavramının ne olduğunu araştırması gerekiyor. Dikey tarımın ne olduğunu araştırması gerekiyor. Uluslararası arenada, uluslararası alanda tarımın nereye evrildiğini biliyor olması gerekiyor. Sınır sadece, alan sadece Türkiye değil çünkü. Değil. Yani şu aşamada ben mesela bir şirket sahibi olsam tüm çalışanlarımı bir kere dil seferberliği yaparım. Bütün pazarların araştırılmasını isterim. Bütün bu pazarlar içerisinde yeni kavramlarda ben ne yapabilirim diye kendi faaliyet konumuma bakarak ortaya koyup analiz edip bir yol haritası çıkartırım. Bunu bütün şirketlerin yapıyor olması gerekiyor ve bir kere yapmadan, yani bir kereden bahsetmiyorum Çetin Bey. Düzenli olarak yapması gerekiyor. Evet, ben ne yapıyorum? Danışmanlık yapıyorum. Finansal danışmanlık, finansal servislerle çalışıyorum ya. Bu bütün bu dönüşüm bankaları nasıl etkiliyor diye inceliyorum. Sigorta şirketlerini nasıl etkiliyor? Finans dünyası nasıl etkileniyor? Bu benim işimi nasıl etkileyecek? Benim yeni ne yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. Benim 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık bir stratejimin olması gerekiyor. Ve ben çok küçük bir firmayken inanılmaz büyük uluslararası iş yapan bir firma olabilirim Çetin Bey. Bu i̇şte hiç zor değil artık. Eskiden çok zordu. Şu an zor değil. Herkesin bu vizyonda, bu açıklıkta olması, yapanların deneyimlerini dinlemesi, başarısızların neden yapamadıklarını dinlemesi, yani sadece başarı değil, başarısızlıkları da dinlemesi. Bu dönemde deneyim öğrenmeleri oldukça, eskiden de önemliydi, şimdi daha da önem kazanıyor olacak. O yapmış, ben neden yapamayayım ve ben bunu nasıl yapabilirim? Tek şey bu konuda kararlı olmak, istekli olmak. Eğer gerçek anlamda başarının peşinde koşuyorsak aslında başarıya gidecek yollar belli, sorulacak sorular, çalışma başlıkları belli. Bunların içini doldurmak ve bir uygulama performansı, başarısı göstermek gerekiyor. Aksi takdirde sadece tespitle kalır çünkü. Müthiş. Bunun için de iyi ekipler kurmak, yetkin insanlarla çalışmak gerekiyor. Hadi 5-6 dakikada... Çetin Bey, orada bir şeyi, bir notu iletmek isterim müsaadenizle. İyi ekip kurmak derken de buradaki aslında çok önemli bir ziyandan bahsetmek istiyorum ben. Ben çok üniversiteli gençlerle ne kadar aslında öğrenmeye istekli, ne kadar genç, ne kadar umutlarının böyle taze olduğunu görüyorum. Potansiyel var. Türkiye'de potansiyel çok. İnsan kaynağı olarak baktığınızda çok. Bir teknolojik tarafını zaten şirketler düşünecek. İnsan kaynağı tarafında da o potansiyeli ziyan etmeden kullanabilme becerisidir başarı olan. Yoksa burada çok benim gözlemlerim daha doğrusu bana orada ziyanların olduğunu söylüyor. Onları alma, işleme, o potansiyelin çok iyi bir şekilde şirket performansı lehine kullanılabilmesi sadece kaynakla sınırlı değildir. Yönetimle, vizyonla, şirketlerin sahipleriyle çok çok bağlantılıdır Çetin Bey. Bence en kritik uyarılardan biri de buydu. Yaklaşık bir 3-4 dakikam var. Hadi birkaç meslek daha alayım sizden. Şimdi bu bahsettiğim mağazalar tabii sanal mağaza danışmanları diyeyim. Dijital pazarlama uzmanları, dijital iş geliştirme ile alakalı meslekler. Siber güvenlik biliyorsunuz çok önemli, daha da önem kazanıyor. Bu uluslararası şeyde de, arenada da çok önemli bir alan. Dolayısıyla siber güvenlikle alakalı
bütün bu şeyler, iş alanlarının çok açık olduğu, açık olacağını söyleyebilirim. Yine sanal küratörler, ondan sonra siber polisler, biraz şey olarak da bakıyorum şimdi örnek olarak, dijital dönüşüm uzmanlarından bahsedebiliriz. Bir de finans koçluğundan bahsetmek istiyorum ben biraz. Finans koçluğu kısmı, danışmanlık kısmı. Çetin Bey, şimdi finansal sektörde hali hazırda bu dönüşümlerde aracılar zaman içerisinde azalacak diye konuşuyoruz. Tabii bunun, bu hemen bugünden yarına olacak şey değil de bunda bir sayılarda bir azalma olacak diye düşünüyoruz. Yani aracıların ortadan kalkması, tasdikler, tasdik işlerini yapanlar gibi diyelim. Ne bileyim, acenteler gibi, toptancılar gibi, bayilik sistemleri, bunların hepsi belli zaman dilimleri içerisinde evrilecek ve farklı şeylere gelecek, farklı konulara gelecek. Hali hazırda bugüne kadar da kişilerin aslında finans danışmanlığını bankacıları yapar. Doğru mu? Yani benim orada bir Ayşe Hanım diye bir bankacım var. O bankacı bana ne yapacağımı söyler, işte paramı onu mu yapayım, buraya mı yatırayım veya kredi çekersem işte benim faaliyet alanıma göre aslında bu kredi doğru mu, sen ne dersin falan gibi, bu bilgi aktarımlarını daha çok bankaların üstlendiği bir durum. Şimdi söz konusuydu. Dijitalin ve teknolojinin bankacılığın, finans servislerinin hayatına çok fazla girmesiyle birlikte bu dönüşümde kişilerin aslında finansal açıdan da o servisleri teknolojik olarak sistemden alırken danışmanlığa ihtiyaç duyduğu zamanlar artacak diyorum ben. Yani bunu bankalar biraz aslında bankalardan daha çok finans koçluğu, finans danışmanlığına geçecek diye öngörüyorum ben. Yalnız bu tabii bugünden yarına demiyorum. Belli bir süreç gerektiriyor. Evet, tabii ki. Bir dakikada da şunu alsam sizden. Hep böyle hap hap alıyorum ama zaman zaman sizi burada yine ağırlarız. Bunları konuşmaya devam ederiz. Herkesin aklında şu anda bence dinlerken şu soru var. Benim şirketim ne olacak? Bir dakikada bunun değerlendirmesini de yaparsanız öyle veda edeyim size. Benim şirketim ne olacak konusu, bir teknolojilerine bakacaklar. Bunlar tabii sadece benim kendi değerlendirmelerim Çetin Bey. Doğrudur gibi iddialarla hiçbir zaman ortaya çıkmıyorum. Kendi şirketinin çok iyi bir analizini yapması, mevcut koşullar altında çok iyi bir analizini yapması ve bir 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık bir stratejik plan çıkarması gerekiyor. Yani benim iş gücü potansiyelimin yüzde kaçı robotlaşacak, yüzde kaçını ben teknoloji kullanarak yapacağım, yüzde kaçını iş gücü insan kaynağı kullanarak yapıyor olacağım. Bütün bu çalışmalar benim maliyetlerimi nasıl etkileyecek? Şu anki maliyetlerimle maliyetlerimi nasıl etkileyecek? Mevcut pazarlar benim için ne kadar geliştirilebilir ve ben farklı pazarlara hangi kanallarla gidebilirim? O kanalların bir analizini yapıp değerlendirip sonra da bir eylem planı oluşturması gerekecek. Burada tabii çok iyi bir ekiple yola çıkmak çok önemli. Çünkü sizin biraz önce bahsettiğiniz, yani o potansiyeli kaybet şey yapmadan, ziyan etmeden doğru yönlendirimlerle ve sürekli yetkinlikleri artırarak o stratejik planlamadaki uygulama performansını da başarılı kılmak önemli. Gerekiyorsa da bu konuda danışmanlık almaktan çekinmemek, deneyim paylaşımlarına açık olmak, bu konuşmaların içerisinde olmak, farklı platformlarda, bu eskiden çok zordu bunlara ulaşmak. Şu anda farklı platformlarda birçok aslında şirketin geleceğine dair, şirketlerin ihracat pazar araştırmalarını yapması, bunları geliştirmesi, karlılığını arttırması konusunda son derece düşük ücretli veya ücretsiz birçok platformda özür dilerim, bilgiye ulaşmak mümkün. Evet. Sayın Güven, çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi. Tabii bütün bir mütevazılık içerisinde bunları anlattınız. Yani çok kurumsal firmalarda ve
belki dünyanın en zor sektörlerinden finans, bankacılıkta yıllarınızı vermişsiniz. Şimdi danışmanlığı yapıyorsunuz. O yüzden hani o mütevazılığınızı da anlıyorum. Ama bu nedenle bence çok kıymetliydi verdiğiniz bilgiler. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Çetin Bey. Sağ olun. Pardon. Sizler de sağ olun. Efendim bugün geleceğin mesleklerini konuştuk. Aslında bir anlamda da geleceğin sektörlerini konuştuk. Eminim herkes kendi adına bir şeyler çıkaracaktır buradan. Bizim konuğumuz Çiğdem Güven Danışmanlık Kurucusu Sayın Çiğdem Güven'di. Biz reel piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.